Merhaba arkadaşlarım. Erdem ve Sinem özdeş ampuller, piller, ampermetreler ve voltmetreler kullanarak birinci devrelerini kuruyorlar. Kurdukları devrelerde ilk ampulleri ile özdeş ikinci ampulleri de ekleyerek ikinci devrelerini oluşturuyorlar. Kurdukları her iki devrede voltmetre kullanarak devrenin gerilimini, ampermetre kullanarak da pilin bağlı olduğu koldan geçen akım şiddetini ölçerek hazırladıkları tablolardaki kaydediyorlar. Erdem'in deneyini görüyorsunuz arkadaşlar, Sinem'in deneyini görüyorsunuz. Buna göre Erdem ve Sinem'in deneylerinden elde edilen sonuçlara göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur? A seçeneğinden başlayarak devam edelim. Bir devredeki ampule seri bağlı bir ampul daha eklemek devrenin gerilimini arttırır. Arttırır mı arkadaşlarım? Hayır, arttırmaz. Bu yüzden bu yanlıştır. B. Bir devredeki ampule paralel bağlı bir ampul daha eklemek ampullerden geçen akım şiddetini arttırır. Arttırır mı arkadaşlar? Hayır. Ne olacak? Paralelde daha da azaltacak arkadaşlar akım şiddetini. C seçeneğine bakalım. Bir devredeki pil sayısı değiştirilmeden pilin bağlı olduğu koldan geçen akım şiddeti arttırılabilir. Bir devredeki pil sayısı değiştirilmeden pilin bağlı olduğu koldan geçen akım şiddeti arttırılabilir. Arkadaşlar ne yaparız arkadaşlar? Ampulü çıkartırız. Seri bağlarız devreyi. Ne olur arkadaşlar? Bu koldaki akım şiddetini arttırabiliriz. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Diğer bir sorumuzla devam edelim. Schule K ampulü ve özdeş piller kullanarak şekildeki birinci devreyi kuruyor. Schule birinci devre üzerindeki ayrı ayrı 3 farklı işlem yaparak 2, 3 ve 4. devreleri kuruyor. Kurduğu devrelerdeki K ampulünün uçları arasındaki gerilim ile K ampulünün parlaklığındaki değişimlere ait aşağıdaki grafikleri çiziyor. 2, 3 ve 4. devreler aynı birinci devrenin değiştirilmesiyle elde ediliyor demiş. Buna göre grafiklerdeki değişimlerin nedeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize çocuklar. Birinci öncü ikinci devreyi kurarken birinci devredeki ampule paralel olacak şekilde özdeş bir ampul daha eklemiş olabilir. Evet, paralel bakın, paralel bağlanmış. Paralel bağlı uçlar arasındaki gerilim bir ve ikinci devredeki bakın ampulünün parlaklığı arkadaşlar 1 ve 2'deki ampul parlaklıkları değişmemiş, paralel bağlanmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Birinci öncülümüz, ikinci öncülümüz, üçüncü devreyi kurarken birinci devredeki ampule seri olacak şekilde özdeş bir ampul daha eklemiş olabilir. Evet, üçüncü devrede bakın arkadaşlar. Şurada ampul parlaklığı ne olmuş? Yarıya düşmüş. Ayrıca gerilimimiz de yarıya düşmüş arkadaşlar. İkinci öncülümüz de doğrudur. Dördüncü devreyi kurarken birinci devredeki pile özdeş bir pil daha eklemiş olabilir. Burada ampul parlaklığı artması lazımdı. Gerilimimiz de değişmesi lazımdı. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1-2 Bursa seçeneğidir. Merhaba çocuklar. Bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimin iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit oran devrenin direncini verir. Özdeş iki ampul ve bir pil kullanılarak iki farklı elektrik devresi oluşturuluyor. Devredeki ampullerin bağlanma şekli değiştirilmeden sırasıyla her devreye birer pil daha eklendiğinde devrelerin gerilim akım şiddeti değişimini gösteren grafik arkadaşlar bize vermiş. Bakın gerilim akım şiddeti. Buna göre kurulan devrelerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur demiş. Hemen bakalım. K devresindeki ampuller birbirine seri değil, paralel bağlıdır. Hayır arkadaşlar, paralel değil, seri bağlıdır. O yüzden K devresi seri bağlıdır. A seçeneği bu yüzden yanlıştır. L devresindeki ampuller birbirine seri bağlıdır demiş. Bu da paralel bağlı olacak arkadaşlar. Bu da yanlış. C seçeneği L devresindeki ampullerin biri söküldüğünde diğer ampul aynı parlaklıkta yanar demiş. Evet arkadaşlar, paralel bağlı devrelerde ne demiştik? Ampul parlaklığı değişmez demiştik. C seçeneğimiz aradığımız cevap doğru cevabımızdır.
Arzu öğretmen seri ve paralel bağlı devreler arasındaki farklılıklardan birini göstermek için özdeş plastik şişeler ve pipetler kullanarak model oluşturuyor. Birinci modelde şişenin kapağına tek delik açarak ucuca eklediği pipetleri bu delikten geçiriyor. İkinci modelde şişenin kapağına yan yana iki delik açarak birer pipeti bu deliklerden geçiriyor. Şişelere eşit miktarda su doldurup pipet geçirilmiş kapaklarını kapatıyor. Şişeleri aynı ana ters çevirerek suların boşalma sürelerini ölçüyor. Birinci modelde şişedeki su 40 saniyede boşalırken ikinci modeldeki şişedeki su 10 saniyede boşalıyor. Buna göre Arzu öğretmenin kurduğu modellerden hareketle yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A. Birinci model seri bağlı devreyi, ikinci model paralel bağlı devreyi temsil ediyor olabilir. Birinci model seri bağlı devreyi, ikinci model paralel bağlı devreyi temsil ediyor olabilir dedik arkadaşlar. Bu nedir? Doğrudur. Birinci modelde suyun yavaş boşalması pilin kullanım ömrünün daha uzun olmasına benzetilebilir. Evet, doğrudur. İkinci modelde suyun hızlı boşalması pilin kullanım ömrünün daha kısa olmasına benzetilebilir. Evet, doğrudur. İkinci modelde suyun hızlı boşalması paralel bağlı devrelerdeki pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığının artmasına benzetilebilir demiş. Hayır arkadaşlar, ampul parlaklığı tekrar söylüyorum, paralel bağlı devrelerde değişmez. Doğru cevabımız nedir çocuklar? D seçeneğidir.